arkadaşlar, bu haftaki denememiz Bay denemesi, Bay yayınlarının ya da bilim anahtarı yayınlarının denemesi, Türkiye geleli denemesi. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar bize şunu söylemiş: bir kamp bölgesinde bulunan yapılan demiş tatil kampanyasında karavanlar için 3 gecelik rezervasyonlarda 750 TL ücret alınacakmış, 4 gecelik için 400 TL ücret alınacakmış. Çadırda kalmak istediklerini, kalacakları gün sayısı 4'ün katı olmak zorundadır demiş bu kampanyadan yararlanmak isteyenler. Bu kampanyadan yararlanan iki aileden Yılmaz ailesi karavanda kalmış, yani burada kalmış. Aslan ailesi arkadaşlar çadırda kalmış. Aynı gün kalmaya başlamışlar ve aynı gün kamptan ayrılmışlar diyor arkadaşlar. Her iki aile de 3 haftadan fazla kampta kaldıklarına göre ödedikleri ücretlerden farkı en az kaç TL'de diye ne yapmış arkadaşlar, bize sormuş. Şimdi arkadaşlar, o zaman şöyle yapabilirim. Ücretlerin farkının en az olması için ve 3 hafta bunlar fazla kamp yaptıklarından, 3 haftadan fazla kamp yaptıklarına göre 3 kere 7'den kaç yapar? 21 gün yapar. 21 günden fazla olacak ve 3'e ve 4'e bölünebilecek bir sayı düşünelim. 21'den fazla olan, 3'e ve 4'e bölünebilen hangi sayı var arkadaşlar? 24 sayısı söyleyebiliriz. O zaman 24'ü arkadaşlar biz her bir şeyde 3 gece kalacaklarına göre 3'e bölersem arkadaşlar, demek ki burada 8 kez defa bu tekrar edecek demektir. O zaman 8 çarpımda arkadaşlar ne yapar? Burası 8 çarpımda 750 TL öderler buraya. Aynı şekilde 24'ü arkadaşlar ben buradan 4'e bölecek olursam arkadaşlar, burası 6 defa tekrar edecek demektir. 6 çarpımda 400 TL öderler. Bizden istenen arasındaki farkımız isteniyor. O zaman biz buradan arkadaşlar ne yapabiliriz? Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Aradaki farkı soruyordu bize. Evet, aradaki farkı soruyordu arkadaşlar bize. O zaman 8 çarpımda 750'yi çarptığımız zaman arkadaşlar burası bizim kaç yapar? 6000 TL ödeyecekler. 6 kere 4'ten arkadaşlar 2400 TL buradan ödeyecekler. O zaman biz buradan ne yapacağız arkadaşlar? 2400'ten 6000'den 2400'ü çıkartacağız. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar burası bizim kaça eşittir? 3600 TL ne yapar arkadaşlar? Arasındaki fark yapar. Yani cevabımız arkadaşlar ne eşittir? Denizli eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar ikinci sorumuza. Aşağıda bir pastanede üretilen kurabiyelerin her birinin kütleleri ve kaçar tane üretildikleri gösterilmiştir diyor. Buna göre diyor toplam kaç kilogram kurabiye üretilmiştir? Arkadaşlar bir kurabiyemiz 2 üzeri 6 kilogram olduğuna göre 4 üzeri 4 tane üretilmesi demek arkadaşlar, burası 2'nin kaçıncı kuvveti? 8'inci kuvveti şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar söyleriz. O zaman toplamda arkadaşlar 2 üzeri eksi 6 çarpımda arkadaşlar 2 üzeri 8 şeklinde söylersek, burası 2 üzeri 2 tane kilogram üretilmiştir. Yani 4 kilogram şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Buraya baktığımız zaman 3 üzeri eksi 4 ise burası arkadaşlar 3'ün 3'üncü kuvvetinin karesi şeklinde düşünecek olursanız 3 üzeri kaç yapar arkadaşlar? 6 yapar. O zaman 3 üzeri eksi 4'ü arkadaşlar ben ne yapıyorum? 3 üzeri 6 ile çarpıyorum. Bu da 3'ün karesi kadar arkadaşlar üretilmiş. Yani 9 kilogram kadar üretilmiş. Buna baktığınız zaman arkadaşlar 5 üzeri eksi 3 kilogrammış arkadaşlar bir tanesi. O zaman 5'in karesinin arkadaşlar karesi şeklinde söylersem 5 üzeri 4 kilogram kadar üretilmiş. O zaman 5 üzeri eksi 3 arkadaşlar biz 5 üzeri 4 ile çarparsak demek ki buradan da 5 kilogram kadar üretilmiş diyebiliriz. Peki ben bunların hepsini toplarsam 4 artı 9 artı 5'ten, o da eşittir arkadaşlar, toplarsanız bizim kaç yapar? 18 şeklinde ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar Ceyhan'dır. Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlar. Tarık Bey'in evinde işlerinde 72 litre ve 112 litre su bulunan iki akvaryum bulunmaktadır diyor. Tarık Bey bu akvaryumdaki suların tamamını bir kova ile kovayı her seferinde tam doldurarak boşaltmaktadır diyor. Demek ki kovanın arkadaşlar kapasitesine baktığınız zaman hem 72'ye hem de 112'ye bölünebilecek bir sayı. Yani aslında ne diyebiliriz arkadaşlar? EBOB'ları. Çünkü bizden istenen şu: kovanın kapasitesi litre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre bu iki akvaryum toplam en az kaç seferde tamamen boşaltılır demiş. O zaman hem 72 hem de 112'nin EBOB'unu alırız. O zaman 72 ile arkadaşlar 112'nin EBOB'unu aldığımız zaman kaça bölünebilir diye düşünüyorum. 8'e bölünebilir. 8'e bölersem burası 9. 112'yi 8'e bölersem arkadaşlar burası kaç yapar? 14 yapar. Demek ki arkadaşlar buradan 9 tane kova, buradan da arkadaşlar 14 tane kova ne yapabilir arkadaşlar? Bu suyu boşaltabiliyormuş. En az kaç seferde tamamen boşaltır demiş. O zaman 9'a 14'ü ne yaparım arkadaşlar? Toplarım. Topladığımız zaman kaç yapar arkadaşlar? 23 defada arkadaşlar. Demek ki bu sular boşaltılabiliyormuş. O zaman cevap bu olur şeklinde söyleyebilirim.
Evet, dördüncü soruda arkadaşlar bize bir cep telefonunun uygulamasına tanımlanan 4 basamaklı şifrelerinin ilk 2 basamağı ve son 2 basamağı ile ilgili bir kural verilmiş. Ne demiş mesela? İlk 2 basamağında 12'nin çarpanları toplamı ne yapmış arkadaşlar? Burada şifrenin sıfırlama kodu oluyormuş. İlk hanesi oluyormuş. Sonra arkadaşlar son 2 hanesinin aynı şekilde çarpanlarının toplamları bizim sıfırlama kodunun ikinci hanesi oluyormuş. Buna göre demiş bu uygulamada unutulan şifre 2815 olduğuna göre şifrenin yenilenmesi için telefonu aşağıdaki sayılardan hangisi gönderilir? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada 28 sayısının biz pozitif çarpanlarına bakacağız. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, aynı zamanda arkadaşlar 4'e bölünür, 7'ye bölünür, başka 14'e bölünür, bir de 28'e bölünür. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? 56 yapar. Demek ki burası 56 ile başlaması gerekiyor. Yani şu şıkkımız ve bu şıkkımız gider. Demek ki şu ikisi kalır. Diğerine bakalım, 15. 15'e baktığınız zaman arkadaşlar 1'e bölünür, 3'e bölünür, 5'e bölünür. Başka bir de 15'e bölünür. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar burası kaç yapar? Bizim 24 yapar. O zaman demek ki 56, 24 şeklinde bir şifresi gelmesi gerekiyormuş. Yani cevap nedir? Bolu şeklinde diyebiliriz. Evet, 5. sorumuzda arkadaşlar bir kağıt fabrikasında bir kenarının uzunluğu 6 üzeri 4 mm olan kare şeklindeki kağıt. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? Şekil 1'deki gibi bir kenarın uzunluğu 81 mm olan eş kare parçalara ayrıldıktan sonra burada kaç tane parça olduğunu bulabilmek için 6 üzeri 4 çarpımda 6 üzeri 4'tü. Çünkü bu kenarımız 6 üzeri 4, bu kenarımız 6 üzeri 4. Demek ki bunun alanını buluyoruz. Neye bölüyoruz? Şu küçük karenin alanına bölüyoruz. Acaba kaç tane olduğunu bulmak istiyorsak arkadaşlar bunda bu karelerden kaç tane var diye söyleyecek olursak 81 çarpımda 81'e bölüyoruz. 6 üzeri 4 çarpımda arkadaşlar burası 6 üzeri 4'tü. Bölü 81'i ben 3'ün 4. kuvveti çarpımda 3'ün 4. kuvveti şeklinde yazarım. Şimdi 6 üzeri 4 ile 3'ün 4. kuvveti üstlerimiz eşit olduğundan dolayı bunları ne yapabilirim? Sadeleştirebilirim. Sadeleştirdiğimiz zaman burası arkadaşlar 2 üzeri 4 kalır. Şunlar sadeleşirse burası da 2 üzeri 4 kalır. Demek ki burada toplamda 2 üzeri 8 tane neyimiz varmış arkadaşlar? Şu kartonlardan varmış. Peki bu kartonları üst üste bu şekilde koymuş. Buradaki uzunluğu, yani şuranın şeyini soruyor arkadaşlar. Uzunluğunu soruyor. Kalınlığımız arkadaşlar bir kartonun kalınlığı da 2 üzeri 3'e eşit olduğunu söylemiş. Peki toplamda 2 üzeri 8 tane burada kartonumuz var. Yani 2 üzeri 8'i ben ne yapacağım? 2 üzeri 3 ile çarparsam buranın uzunluğunu ne yapabilirim arkadaşlar? Bulabilirim. O da kaç yapar? 2 üzeri 11 yapar. Yani cevabımız arkadaşlar bizim Adana şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 6. sorumuzda arkadaşlar bize şunu söylemiş. Tuna demiş 200 mililitre limonata hazırlamıştır diyor. Yukarıdaki birinci grafikte limonatanın içindeki malzemelerin dağılımı verilmiştir. O zaman 360 dereceye bizim 200 geldiğine göre mesela 234 derece arkadaşlar kaç gram ya da miligram gelir diye söyleyebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaparız. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam buradan 130 miligram buradan geldiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde 54 derece arkadaşlar kaç gram geldiğini söyleyebiliriz. Oradan da yine içler dışlar çarpımı yaparsak burada 30 miligram olur. Limon suyu da arkadaşlar bizim kaç yapar? 40 şeklinde söyleyebiliriz. Peki toplamda baktığımız zaman arkadaşlar burası kaç yapar? 160, 40, 200 miligram oldu. Buna göre demiş arkadaşlar, buna göre. Evet, buna göre arkadaşlar baktığımız zaman tuna limonata kaç mililitre su eklemiştir? Diyor ki buna diyor arkadaşlar bakın. İkinci grafikte ise diyor tuna bu limonataya bir miktar su eklediğinde, yani buraya bir su eklediği zaman demek ki su miktarımız ne yapacak arkadaşlar? Artacak. 130'dan demek ki daha fazla olacak. Bakın derecesini yapmış arkadaşlar? 234'ten 255'e gelmiş. Sonra demek ki buradaki oranlarımızda ne yapıyor? Otomatik olarak azalıyor demektir. Eklendiğinde limonatanın içindeki malzemelerin dağılımı ikinci grafikte gösterildiği gibi olmuştur diyor. Buna göre tuna limonataya kaç litre su eklemiştir? Şıklardan gidelim. Mesela diyelim ki arkadaşlar 234 ise 255 ise demek ki mesela şıklardan gidecek olsam 20 değil de 40'ın aldığımızı düşünelim. Eğer 40 alacak olursam arkadaşlar o zaman burası kaç yapar? 130 arkadaşlar burası kaç yapar? 40 aldığımız zaman 170 yapar. Peki şimdi bakalım diyelim ki eğer 40 litre diyelim ki 40 mililitre arkadaşlar eklersem o zaman buranın tamamı da 240 yapar. Yani 360 dereceye o zaman kaç gelmesi lazım? 240 mililitre gelirse 170 arkadaşlar 170 mililitreye kaç derecelik açımız gelir diye söyleyecek olursam ya da burada 255 gelmiş. 255 gelir mi? Buradan ki arkadaşlar bu ikisinin içler dışlar çarpımı eğer birbirlerine eşitse sonucumuz doğrudur. 255 ile 240'ın çarpımı 170 ile 360'ın çarpımına eşit mi? Eşittir. Eşit olduğundan dolayı o zaman cevabımız arkadaşlar bizim Ceyhan şeklinde söyleyebiliriz. O zaman şıklardan gitmek burada daha mantıklı diyebiliriz arkadaşlar.
Evet, gelelim 7. sorumuza. Patates alım satımı ile uğraşan bir tüccarın deposunda demiş, Temmuz ayına girmeden demiş, önce 170 ton patates vardır demiş. Demek ki Temmuz ayına girmeden arkadaşlar bizim öncelikli olarak 170 tonumuz nedir arkadaşlar? Varmış. 170 tonumuz var. Şimdi buna göre ne yapmış arkadaşlar? Burada Temmuz ayından sonra alım satımları yapmış. Şimdi burada o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Alınan ve satılanlara bakalım. Mesela burada arkadaşlar Temmuz ayında 60 ton almış. Arkadaşlar satılana baktığınız zaman 40 ton satılmış. Demek ki aradaki farkımız arkadaşlar 20 ton fazlalığımız var burada. Artı 20 yazdım. Aynı şekilde Ağustos ayında 80 tonumuz alınmış. Arkadaşlar 30 ton arkadaşlar ne yapılmış? Satılmış. Aradaki farkımız artı 50 ton diye şeklinde söyledim. Buna baktığınız zaman Eylül ayında 40 tonumuz alınmış. Arkadaşlar ne kadar satılmış? 50 tonumuz satılmış. Demek ki eksi 10 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buna baktığınız zaman burası 30 ton alınmış. Burası arkadaşlar bizim 60 ton satılmış. Demek ki burada da aradaki farkımız arkadaşlar bizim kaça eşittir? Eksi 30 şeklinde ne yaparız? Söyleyeriz. Şimdi Ekim ayının sonuna geldiğimiz zaman Kasım'ı şimdi koymadan, çünkü ne diyor bize? Tüccarın deposunda Kasım ayı sonunda bulunan patates miktarı Ekim ayı sonunda bulunan patates miktarının 165'ine kadar olmuştur. Ve Ekim ayının sonunda ne kadar patates miktarımız varmış? Şuradaki arkadaşlar şunları toplayacak olursam ne kadarlık? Artı 30'luk bir miktar daha eklenmesi gerekiyormuş. O zaman 170'i arkadaşlar artı 30'a eklersem toplamda Ekim ayının sonunda 200 tonumuz ne yapıyormuş arkadaşlar? Varmış. Şimdi 200 tonun burada neyi söylemişti arkadaşlar? Bize 200 tonun %65'ini bulmamız lazım. Çünkü neden? Ekim ayının sonunda, Kasım ayının sonunda ne kadar bizim patatesimiz kaldığını bulabilmek için. O zaman 200'ün arkadaşlar ben %65'ine bakacak olursam, şunlar birbirlerini götürürse 2 ile 65'i çarpacak olursam arkadaşlar burası kaç yapar? 130 ton. Demek ki Ekim ayının sonunda, daha doğrusu Kasım ayının sonunda şurada arkadaşlar 130 ton arkadaşlar bizim patatesimiz varmış. Peki Ekim ayının sonunda ne kadardı arkadaşlar? 200 tonumuzdu. Ben buradan demek ki 10 ton almışım. Doğru mudur? Bakın 10 ton demek ki ben buradan alınan miktarımız var. Bizden satılan miktarı soruyordu. O zaman biz buradan ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunu söyleyebiliriz. Önce 130 tondan bir 10 ton miktarını çıkartalım buradan. O zaman 130'dan 10 tonu çıkartırsam 120 tonumuz arkadaşlar demek ki olması gerekiyor burada. Şu alınan miktarı Kasım ayını çıkartırsam. O zaman 200'den de 120 tonu çıkartırsam şurada ne kadar arkadaşlar satılanı bulabilirim. O zaman 200'den ne yapıyorum arkadaşlar? 120'yi çıkartıyorum. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 80 ton şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman bakıyorum arkadaşlar şıklarımızda 80 ton var mı? Var. O zaman cevabımız nedir? Bolu şeklinde söyleyebiliriz. Gelelim 8. soruya. Bir kırtasiyeye demiş giden Ayşe yukarıdaki fiyatları verilen ürünlerden rastgele farklı 2 tanesini alacaktır. Buna göre Ayşe'nin alacağı ürünlere ödeyeceği toplam tutarla ilgili kaç farklı olası durum vardır demiş. Mesela 4 ile arkadaşlar 1'i toplarsam o zaman kaç yapar? 5. 4 ile arkadaşlar 4'ü toplarsam kaç yapar? 8. 4 ile arkadaşlar 3'ü toplarsam kaç yapar? 7. Aynı şekilde 1 ile arkadaşlar 4'ü toplarsam 5 yapar. 5 vardı ama bunu yazmama gerek yok. 1 ile arkadaşlar 3'ü toplarsam kaç yapar? 4. O zaman burayı yazabilirim. Sonra 4 ile arkadaşlar 3'ü toplarsam kaç yapar? 7. 7 de zaten vardı. Çünkü farklı diyor alacağı ürünlere ödeyeceği toplam tutar. Farklı alacağı. Tutarla ilgili kaç farklı olası durum vardır diyor. O zaman toplamda 1, 2, 3, 4 tane diyebiliriz. Yani cevap nedir arkadaşlar? Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 9. sorumuzda yukarıda 1. kutuda arkadaşlar 12 tane siyah 18 tane beyaz bilye vardır diyor. 2. kutuda ise arkadaşlar 8 tane siyah 4 tane beyaz bilye vardır diyor. 1. kutudan bir miktar bilye alınıp 2. kutuya atıldıktan sonra 1. kutudan rastgele alınan bir bilyenin beyaz olma olasılığı 4/7 olmuştur diye söylüyor. Bunu birkaç yolla yapabilirsiniz ama bize arkadaşlar diyor ki 2. kutudan rastgele alınan bir bilyenin siyah olma olasılığı en az kaçtır dediğine göre. O zaman burada deneme yanılma yöntemiyle yapmanız gerekiyor. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Gerçekten de burada beyaz ve siyah bilye sayılarını, yani toplamda 7 tane bilye kaldığını düşünecek olsam. Çünkü burada ne diyor? Beyaz olma olasılığı 4/7 olduğuna göre. Demek ki beyaz sayımız arkadaşlar bizim 4 tane olursa siyah sayımız arkadaşlar bizim 3 tane kalacak şeklinde düşünebiliriz. Yani beyazımız arkadaşlar bizim 4 tane kalacak olursa 18'den arkadaşlar demek ki kaç tanesi gitmiştir bu tarafa doğru? Baktığınız zaman 4 tane kalabilmesi için 14 tane arkadaşlar beyazımızı ben bu tarafa gönderebilirim. Siyah bilyeye baktığınız zamanki durumda da arkadaşlar o zaman ne yapabiliriz? Buradan
12 tanesinden 3 tane kalabilmesi için arkadaşlar burada siyah bilye sayısını arkadaşlar 9 tane siyah bu tarafa gönderebiliriz. O zaman demek ki buradaki siyah sayımız arkadaşlar baktığınız zaman toplamda bu ikisi 12 taneydi. Ben buraya arkadaşlar 9 artı 12 14'ten arkadaşlar baktığınız zaman ve 12'yi de topladığımız zaman buradaki arkadaşlar bizim bilye sayımız arkadaşlar 37 tane bilyemiz yapıyor demektir. Peki bizim burada kaç tane arkadaşlar siyahımız var? Şu anda baktığınız zaman 12 tane 8 tane siyahımız var. 8 tane siyahın üstüne bir 9 tane siyah eklediğimiz zaman kaç ki yapıyor arkadaşlar? 37 dedim. 35 olması lazım. 35 değil mi? Evet 35 yapıyor arkadaşlar bizim. O zaman burası demek ki arkadaşlar bizim kaç yapıyor? 17 evet 35 17 bölü 35 şeklinde biz ne yapabiliriz söyleyebiliriz. O zaman toplamda bilye sayımız arkadaşlar 9 14 ve 12'yi topladığımız zaman arkadaşlar 9 14 ve 12'yi toplamda arkadaşlar bizim 35 tane yapar. Evet 35 bölü arkadaşlar o zaman 17 bölü 35 şeklinde yapar. En az olması için siyah bilyenin en az olabilmesi için demek ki cevabımız kaça eşittir? 17 bölü 35 şeklinde söyleyebiliriz. O zaman cevap Denizli'dir. Bazı arkadaşlarınız 11 bölü 21 bulmuş olabilir. Burada arkadaşlar bizde en azı soruyor. Çünkü ben bunu arkadaşlar mesela diyelim ki 3 ile çarparsam burası kaç yapar bizim? 12 bölü arkadaşlar kaç yapar? 21. Yani siz buradan 12 tane kaldığını beyaz bilyenin düşünebilirsiniz. O zaman o şekilde çıkardığınız zaman arkadaşlar 11 bölü 21 yapar. Ama en az olabilmesi için arkadaşlar 11 bölü 21 17 bölü 35'ten büyük olduğundan dolayı en az dediğinden dolayı arkadaşlar o zaman cevabımız 17 bölü 35 yapar. O zaman cevap arkadaşlar bizim Denizli şeklinde söyleyebiliriz. Evet gelelim 10. soruya. Bir kitaplıktan araştırma çözen hayata karşılaştığı bir soruyu aşağıdaki gibi cevaplamıştır diyor. Rasyonel ve irrasyonel sayılar 3'er tane örnek verin demiş. Rasyonel sayılara baktığınız zamanki durumda arkadaşlar bu doğrudur, bu doğrudur. Ama bu arkadaşlar bizim nedir? Yanlıştır. İrrasyonel sayılara baktığınız zaman arkadaşlar bu bizim yanlıştır. Bu arkadaşlar yine yanlıştır. Çünkü bunlar rasyonel sayıdır. Ama arkadaşlar bu bizim doğrudur. Bize zaten kaç tanesi doğrudur diye söylemişti. 1, 2, 3 tanesi doğrudur arkadaşlar. O zaman cevap bizim bol şeklinde söyleyebilir. 11. sorumuzda arkadaşlar aralarında demiş 20 metre mesafe bulunan Nalan ve Berkay yukarıdaki A ve B noktalarından birbirlerine doğru yürüyorlar. Nalan kök 3 kök 11 metre. Şimdi 3 kök 11'e baktığınız zaman kök içerisinde arkadaşlar burası kaç yapar? 99 metre demek. Yaklaşık değeri arkadaşlar bizim 10'a eşittir. Berkay 4 kök 15 metre. Bunu içeri atarsam arkadaşlar 16 çarpımda 15 yapar. Bu da bizim arkadaşlar kaç yapar? 240 metre şeklinde söyleyebiliriz. 240 metre 256 ile arkadaşlar ne arasında? Yani 16 ile 15 arasında. Yani 225 ile 256 arasında. O zaman buradan arkadaşlar biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Buradan 15 ile 16 arasında diyebiliriz. Bize verilenlere göre aradaki farkı kaçtır demiş. O zaman şu aradaki farkı sormuş. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Demek ki biz buradan arkadaşlar 10 metre gitmişiz. Şu aradaki farkı göre hesaplamamız lazım. Mesela 15'ten 10'u çıkartırsanız 5. 16'dan 10'u çıkartırsanız arkadaşlar 6. Demek ki 5 ile 6 arasında olması gerekiyor. O zaman cevap Ceyhan şeklinde direkt söyleyebilirsiniz. Evet gelelim 12. soruya. Doruk demiş taban çevresi demiş 24 santim olan. Şimdi arkadaşlar 24 santim demek ne demek? 2 pi r. O da eşittir arkadaşlar. Bizim 24'e eşitmiş. Ben buradan arkadaşlar ne yapabilirim? Şunu söyleyebilirim. Her iki tarafı da arkadaşlar biz buradan 2 r'yi bulabilmek için. Çünkü şurası arkadaşlar bizim yarı çapımız r kadar. Burası da r kadar. 2 r kadar uzunluğumuz var. 2 r'yi bulabilmek için 3'e bölelim. 3'e bölelim. Şunlar birbirlerini götürecek olursanız. Demek ki 24'ü 3'e bölersem kaç yapar? 8. Bakın arkadaşlar demek ki şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar bizim kaçtır? 8. O zaman burası arkadaşlar bizim kaç yapar? 8. Sonra ne istemiş? Demiş ki ikinci ve üçüncü kutu arasındaki uzaklık birinci ve ikinci kutu arasındaki uzaklığın kök 2 katı kadar. Yani şuranın uzaklığı 6 kök 2 arkadaşlar kök 2 ile çarpacağız demektir. Bu ikisini çarparsak 2 yapar. 6 ile 2'yi çarparsak 12 yapar. Demek ki bu uzunluğumuz 12. Şurası arkadaşlar bizim kaçtı? 8'di. Şuradaki uzunluğumuz neye eşitmiş? İkinci ve üçüncü kutu arasındaki uzaklığın 2 katıdır demiş. 12'nin 2 katı kaç yapar arkadaşlar? Burası 24. O zaman burası da bizim kaçtır arkadaşlar? 8 şeklinde yine ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bizden istenen K ve L noktalar arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye söylemiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 4 kere 8 artı 24, 12'yi toplarsanız arkadaşlar 24 artı 12 diyelim. Artı bir de ne var arkadaşlar? 6 kök 2 diyelim. Bunları topladığınız zaman arkadaşlar 6 kere 8 kere 4 arkadaşlar bizim kaç yapar? 32. 32, 24, 12 topladığınız zaman 68. 68 artı 6 kök 2 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap nedir? Denizli şeklinde diyebiliriz.
Evet, 13. sorumuz arkadaşlar, yukarıda verilen 4 katlı apartmanın demiş giriş katı dışındaki tüm katların yükseklikleri arkadaşlar birbirlerine eşit olduğu söylemiş. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikli olarak şu giriş katındaki karekökli ifadeyi dışarı çıkartabiliriz. Burası 400 çarpımda 3 olarak düşünebilirsiniz. Yani burası 20 kök 3'e eşittir. O zaman 76 kök 3'ten 20 kök 3'ü çıkartırsanız arkadaşlar bizim şuranın tamamı arkadaşlar kaç yapar? 56 kök 3 yapar. Peki 56 kök 3'ü 1, 2, 3, 4, 4'e böleriz. 4'e böldüğümüz zamanki durumda arkadaşlar burası ne yapar? 14 kök 3 yapar. Demek ki şuradaki uzunluğumuz arkadaşlar 14 kök 3. Burası arkadaşlar bizim 14 kök 3'e eşitmiş. Zaten bizden ikinci katın yüksekliği kaçtır demiş. O zaman cevap bolu şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar 14. sorumuza. Bir kartona demiş bir okuldaki sporcuların fotoğrafları yapıştırılıp altlarında boy uzunlukları yazılmıştır diyor. Ancak iki sporcunun boy uzunluklarının yerlerinin yanlış olduğu anlaşılmıştır diyor. Öncelikli olarak arkadaşlar bunlara bir bakalım. 4'ü içeri atarsak arkadaşlar buradan, yani 2 içeri attığımız zaman burası kaç yapar? 4 olarak geçer. O zaman burası arkadaşlar kök içerisinde 340 yapar. 64 diye girer. 64 çarpımda 5'ten 320 yapar. Burası arkadaşlar 36, 360 olarak gelir. 10, 100 diye girdiği zamanki durumda burası da 300 yapar arkadaşlar. 4 sporcunun boy uzunlukları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor arkadaşlar. En uzun boylu sporcu Cem'dir demiş. Cem'e baktığınız zaman gerçekten de arkadaşlar bizim en uzun boylu sporcumuzdur. Doğrudur. Mert Okan'dan arkadaşlar neymiş? Okan da Ali'den kısaymış. Okan da Ali'den kısaymış. Bir bakalım. Mert'in boyu arkadaşlar bizim kaçmış? Kök içerisinde 320. Arkadaşlar Okan'ın boyuna bakarsanız burası kök 300. Ali'nin boyuna bakarsanız arkadaşlar kök içerisinde 340'mış. Dikkat edecek olsanız arkadaşlar burada Mert ile Okan'ın yer değiştirmesi gerekiyor. Boy uzunlukların yeri değiştirmelidir diyor. Hangi sporcunun boy uzunluklarının yeri değiştirmelidir? O zaman demek ki arkadaşlar Mert ile Okan'ın yerlerinin değiştirilmesi gerekiyor şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani cevap bizim nedir? Denizli şeklinde diyebiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar 15. soruya. Mert aşağıda demiş verilen alanı 2,56 metrekare olan kare biçimindeki aynanın tam ortasından demiş alanı 1,44 metrekare olan kare biçimindeki bir parçayı kesip attıktan sonra aynanın çevresine mavi, içteki boşluğun çevresine yeşil şerit çekerek bir duvar süsü yapılmıştır. Önce bunun bir kenarını bulursunuz. Kök içerisinde 2,56 ifadesi arkadaşlar 1,6 eşitti. Burası arkadaşlar 1,2 eşitti. Kök içerisinde çünkü bizim ne eşittir? 1,44. 144 ifadesi 12 eşitti hatırlarsanız. Bizden kenarları, daha doğrusu çevreler arasındaki farkı sormuş. O zaman ben bir kenarlar arasındaki farkı 4 ile çarparsam çevreler arasındaki farkı bulabilirim. 1,6'dan 1,2'yi çıkartırsam burası arkadaşlar 0,4 yapar. 0,4'ü de arkadaşlar 4 ile çarparsam çünkü çevreler arasındaki farkı soruyordu. 1,6 yapar. Yani cevabımız arkadaşlar bizim Adana şeklinde söyleyebiliriz. Evet, 16. sorumuz arkadaşlar. Haritadaki mesafenin gerçekteki mesafeye oranını ölçek denir demiş. Demek ki burada mesela harita ölçeği, haritadaki uzunluğumuz ne kadarmış arkadaşlar? 30'muş. Diyor ki haritadaki mesafenin gerçekteki mesafeye GM diyelim. Bu bizim neymiş arkadaşlar? Oranla ölçek deniyormuş. Ölçeğimiz demek ki kaça eşitmiş? 10 üzeri -6'ya eşitmiş. Ben buradan o zaman gerçek uzunluğu bulabilirim. Gerçek uzunluk bizim neye eşittir arkadaşlar? 30 çarpı 30 bölü arkadaşlar 10 üzeri -6 yapar. Öyle değil mi? 30 çarpı 30 bölü 10 üzeri -6 şeklinde ne yaparız? Söyleriz. Peki bizden istenen şimdi buradaki arkadaşlar ne istiyor? AB uzunluğu ölçeği vermiş. AB uzunluğu istiyor. Haritadaki uzunluğu istiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Mesela ben buraya x diyecek olursam x'in arkadaşlar gerçek mesafeye oranı, yani 30 bölü 10 üzeri -6'ya oranı bizim neyi verecek? Ölçeği verecektir. Yani 2 çarpımda 10 üzeri -7'ye verecektir şeklinde söyleyebiliriz. Peki ben buradan o zaman ne yapıyorum arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bakın burada bunun paydasından 1 olduğunu düşündüğümüz zaman şu şekilde çarpatsak x eşittir arkadaşlar bizim 2 çarpımda 10 üzeri -7 çarpımında şunu çarpacak olursam arkadaşlar, bunu yukarı alacak olursam 30 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri kaç yapar? 6 yapar. Ben bunları çarpacak olursam arkadaşlar 2 ile 30 çarparsam 60 yapar. Bu ikisini çarptığımız zaman burası arkadaşlar 10 üzeri -1 yapar. 10 üzeri -1 ile de 60'ı çarptığımız zaman 6 santim şeklinde ne yapabiliriz? Sonucu söyleyebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar bizim ne eşittir? Bolu'ya eşittir şeklinde diyebiliriz.
Evet, 17. sorumuzda arkadaşlar yukarıda demiş 9 mililitrelik siyah mürekkep kartuş görseli verilmiştir. Bu bir şişe mürekkep demiş. 1800 adet çıktı alınabilmektedir. Buna göre bir kartuşun bir çıktı için kullandığı mürekkep miktarını metreküp cinsinden ifade eden bilimsel gösterimi. Demek ki metreküpe çevireceğiz arkadaşlar bunu. 90 mililitre arkadaşlar bizim 1 mililitre 1 santimetre küp olduğuna göre 90 santimetre küptür. Peki burada 1 metre küpün arkadaşlar bizim 10 üzeri 6 santimetre küp olduğu söylenmiş. O zaman 90 santimetre küpün acaba kaç metre küpe eşit olduğunu bulabiliriz. İşler dışlar çarpımı yapacak olursam arkadaşlar burası ne yapar? 90 bölü arkadaşlar 10 üzeri 6 yapar. Bu da bizim neye eşittir arkadaşlar? 90 çarpımda arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 metre küp şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi bunu yukarı aldım arkadaşlar. Yukarı aldığım zaman üssüm ne yapıyor? Otomatik olarak eksiye dönüşüyordu hatırlarsanız. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bizden istenen neydi? Bizden istenen şuydu. Bu kadar metreküp demek ki 1800 adet çıktı alabiliyorsam bir tanesini bulabilmek için ne yapmam lazım? Bunu arkadaşlar 1800'e bölmem lazım. Yani 90 çarpımda 10 üzeri eksi 6'ya arkadaşlar ne yapıyorum? 1800'e bölüyorum. Şimdi şu sıfırla şu sıfır gitti. 9'da 180'i sadeleştirirsem burada kaç kalır? 20. 1 bölü 20 çarpımda 10 üzeri kaç yapacak arkadaşlar? Eksi 6. 1 bölü 20'yi şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? 10'luk tabana dönüştürebilmem için yapmam gereken nedir? Ben bunun pay ve paydasını 5 ile çarpalım. 5 ile çarparsam burası 5 bölü arkadaşlar 100 yapar. Çarpımda 10 üzeri kaç yapar? Eksi 6. 100'ü yukarı aldığımız zaman 10 üzeri 2 olarak düşünün bunu. O zaman burası kaç yapar? 5 çarpımda 10 üzeri arkadaşlar eksi 8 yapar. Demek ki bilimsel gösterim olarak neye eşitmiş? 5 çarpımda 10 üzeri eksi 8'e eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap nedir? Ceyhan'dır diyebiliriz. Evet, 18. sorumuzda Derya demiş yukarıda ölçüleri verilen dikdörtgen şekildeki perdeyi alacaktır diyor. Alacağı perdenin metre karesini arkadaşlar kaça alıyormuş? 75 virgül arkadaşlar 5'e alıyormuş. Yani 75 virgül 5 TL olduğunu söylemiş. Buraya baktığınız zaman burası 4,5 metre. Burası arkadaşlar bizim neye eşittir? 2,4 metre. O zaman ben bunun alanını otomatik olarak bulabilirim. Nasıl bulabilirim? 2,4 çarpımda 4,5. Peki bunun alanı bu kadarsa, metrekaresi de bu kadarsa, o zaman ben bunu da ne yaparım arkadaşlar? 75,5 ile çarparım. Çarptığımız zaman neye eşit oluyor? Bizim arkadaşlar 815,4'e eşittir şeklinde söyleriz. O zaman buradan şuna baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. 815,4 ise bizden istenen bunu çözümlenmiş haline eşittir demiş. Bakıyorsunuz şıklarımızda 800'de başlayan şu ikisi var. 15,4. O zaman baktığınız zaman arkadaşlar cevap Denizli şeklinde söyleyebilirsiniz. 19. sorumuzda bir öğrenci yurdu 8 katlıdır demiş. Bu yurdun her katında 5 tane oda varmış arkadaşlar. Ve kat numaraları da arkadaşlar onlar basamağı kat sayısını o kattaki numarası birler basamağını oluşturacak şekildeki iki basamaklı sayılar oluşturuyormuş. Mesela diyelim ki eğer 3. kattaysa o zaman demek ki 3 ile başlayacak. 4. odaysa demek ki 34 olacak arkadaşlar. Buna göre ne demiş arkadaşlar bize? Öğrenci yurdunda odalardan kaç tanesinin numarası tam kare sayıdır diye söylemiş. Şöyle bakalım arkadaşlar. Baktığınız zaman kaçla başlayacak? Demek ki 1. katla başlarsak arkadaşlar 11, 12, 13, 14... 15 şeklinde devam edecek. 21 ile başlayacak. 25'e kadar gelecek. O zaman burada bizim neyimiz var? 25'imiz var. 31'den başlayacak arkadaşlar. Burası 35'e kadar geçecek. 36'ya geçmedi. Sonra arkadaşlar 41'den başlayacak arkadaşlar. Kaça geliyor? 45'e kadar geliyor. 51'den başlarsa arkadaşlar 55'e kadar geliyor. 61'den başlarsa arkadaşlar 65'e kadar geliyor. Ama arada 64 var. Demek ki bu da bizim değil. Tam kare sayı. 71'den başlarsa 75'e kadar geliyor. 81'den başlarsa 85'e kadar geliyor. Ve 81 de bizim bir tam kare sayı. Demek ki toplamda 1, 2, 3 tane tam kare sayımız var. Yani cevap nedir? Bolu şeklinde söyleyebiliriz. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Aşağıda bir telefon uygulamasında kullanılan eş parçalara ayrılmış bir çark verilmiştir diyor. Bu uygulamada çark döndürülüyormuş. Çark durduğunda demiş okun gösterdiği sayı demiş 2'nin kuvveti olarak alınıp bir üslü ifade oluşturuluyor. Oluşturulan bu üslü ifadenin değeri kadar megabayt cinsinden internet hediye ediliyor. Mesela diyelim ki 2 üzeri 7 ise o zaman 2 üzeri 7 megabayt elde ediliyor. 6'da durursa mesela 2 üzeri 6 megabayt elde ediliyor. 1 gigabayt 1024. Yani bu ne demek arkadaşlar? 2 üzeri 10 demek arkadaşlar. Ona göre unutmayın bunu. 2 üzeri 10 megabayt olduğuna göre demiş. Bu iki çevirme sonunda
Efe'nin kazandığı toplam internet miktarı en fazla kaç GB'dir? O zaman en fazla dediğine göre 11 ile 12'de durması gerekiyor. Yani 2 üzeri 11 ile 2 üzeri 12'de ne yapacak arkadaşlar? Duracak demektir. Şimdi 2 üzeri 10 benim 1 GB ettiğine göre bu ne demektir arkadaşlar? 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10'dur. Ya da 2 üzeri 1 çarpımda 2 üzeri 10'dur. Öyle düşünebilirsiniz. Demek ki buradan 1 GB buradan geldi. 1 GB buradan geldi. Toplamda arkadaşlar bundan 2 GB geldi. Peki buna bakalım arkadaşlar. Buradaki ifademiz 2'nin karesi çarpımda 2 üzeri 10'dur. Bakın demek ki arkadaşlar buradan 2'nin karesi yani 4 çarpımda 2 üzeri 10'dan o da eşittir 4 GB geldi arkadaşlar. Toplamda o zaman ne yapacak? 4 artı 2'den 6 GB'ımız oldu. O zaman cevap nedir? Ceyhan şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz.